Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Köftenin Distopyası'nın 6. bölümüne hoş geldiniz. Ve siz yokken kılıcımı yaptım. Bu arada kılıcın ismi için bizim Dante'ye, yani sıradan oyuncuya çok teşekkürler. Zeng ve Mor. Evet, kılıcımızın ismi hazır olduğuna göre ve pikeksimiz de hazır olduğuna göre ve bolca lapizimiz olduğuna göre ne yapacağımızı biliyorsunuz. Adding modifiers. Hadi bakalım. Ben bunu bir devam ettiriyorum hemen. Aslında şimdi düşündüğümde kılıca kağıt bir şeyler ekleyebilirdim. Ama bir saniye, kağıt bir şeyim yok benim. Evet, şimdi onu hatırladım. Kağıt bir şeyim yok benim. Ha, bunun dışında aklıma gelmişken kendime bir bot yapacağım. Bunun güzelliği kendiliğinden Fire Protection'a sahip olması. Nether'dayız. Evet, lapislerimizi yerleştirdik. Tabii bununla birlikte tüm lapis stoğumuz da kurudu. Hani şurası full lapisdi bayağı bir lapis kazacağız demektir bu. Bayağı bir. Neyse, şimdi bu yeterli. Buna da quartz ekleyeceğiz. Kaç quartz eklenebiliyordu? ...70 tane quartz ekleyeceğiz. 64. ...32, 60, 68... 72. Evet. Sharpness'ımızı da ekledik. Bunun dışında buna başka ne ekleyecektik? Evet, burada hızlıca atlama yolu yokmuş. O zaman hadi bakalım uzun yolda. Sharpness'ımızı ekledik. Fire Effect o kadar işimize yarayacak bir şey. Bunu ekleyebiliriz. Ama onu sonradan Knockback değil de... Ha! Bunu ekleyeceğiz. Ve şunu da ekleyebilirim ama... boş ver. Evet. Ender Pearl ve Obsidian lazım. Ender Pearl'ümüz var mı? Yok ama elde etmem kolay. Tabii ki de şöyle bir sıkıntımız var. Bunu burada bıraktık. Evet, Ender Pearl. Ender Pearl, Obsidian ve Kılıç. Evet. Diğer ifi, yani ifi. İki modifier'ı çoğunlukla öncelikle şuna ayıracağım. Bundan sonra şunu ekleyerek ekstra modifier ekleyebilirim. Gerçi pickaxe'imizde henüz modifier'larımızı kullanmadık tam. Kullanabiliriz de. Şu anki kazma hızı ne? Biraz daha hızlı olabilir. Ya bu da ne demektir? The Holy Redstone. Ve sen kırktın. Sanırsam. Elliymiş. Ha, bu arada şunu CTRL'ye basarak yapıyorum. Hani soranlar oluyor defalarca. Hani
Artık kaç kere cevapladım bilmiyorum ancak gene de cevaplayayım. Onu CTRL'ye basarak yapıyorum. Otuz iki, otuz dört, otuz altı, otuz sekiz, kırk, kırk iki, kırk dört, kırk altı, kırk sekiz ve 50. Umarım çok fazla hızlı olmamıştır. Ha tamam, güzel. Şunları biraz acımadan kıracak muhtemelen. Evet. Ama olsun. Ve yepyeni pikeksimiz ve kılıcımız hazır. Hatta kılıcımızı bir test edelim. Şurada bir nitro creeper'ımız var. Ah. 16 damage vurdu ama. Güzel. Ha bu arada fire resistance'ımız bakalım nasıl? Evet, güzel. Fazlasıyla güzel. Evet, güzel bir yol kat ettik. Şimdi bir başlangıç seviyesi Industrial Craft'a giriş yapalım. Gerçi fazla bir yerimiz yok ama. Evet, biraz fazla acımadan kırıyor. Bu da demektir ki iki pikeks taşıyacağız. Shovel'a şimdilik ihtiyacım yok. Şu anki ile işimi görüyorum. Evet, öncelikle jeneratör yapacağız. Bunun için bize rubber lazım. Aa dur, jeneratörden önce bir şey yapmamız lazım bizim. O da ne? Aqueous accumulator. Hem de birkaç tane. Hadi bakalım. Nerede Aqueous accumulator'ımız için? Ha burada var. Gelin bakalım. Gold, iron, copper. Evet. Hafızamdan yapmaya çalışacağım ya da boş ver. Aqueous accumulator. Zaten copper değil, tinmiş. Zaten bir tane yapmayacağım. Bir de o da var. İki, üç, dört, beş. 6 tane yapalım. Evet. Redstone'umuz yok. Neyse ki lapis istemiyor. Bu sıkıntı olurdu. Ama glass'ımız yetmiyor. Sendimiz vardı bir yerlerde. Tamamdır. Neden 6 tane Aqueous Accumulator yapıyorum diye soracak olursanız eğer, hani toptan halledeyim işi diye. Biraz Hardened Glass. Sekiz. Şu anda kaç tane ne yapabiliyoruz? 4. Evet, iki tanesi daha hazır oluyor. Tamamdır. Evet, gene o donma olmaya başladı. Bu sefer tinimiz az. Evet, Aqueous Accumulator'larımız hazır. Obsidian'larımız. Ve Hardened Glass'larımız.
Toplam kaç hard glass'ımız olacak? Aa, bir de yapmamız gereken bir şey. Tesseract. Önce Tesseract frame. Bolca tin ve iki tane de diamond ver bana. Sağ ol. Tesseract frame'imizi hazırlayalım. Sekiz tane diamond bence buna yet. Bu sekiz tane diamond olmaz. Diamond demişim. Emerald. Ender Pearl. Ben yine konuşamıyorum, değil mi? Evet. Onlar da hazır ola dursun. Biraz da Liquidat yapalım. 8'den fazla bence. Hadi elimizdeki tüm Hardened Glass'ları Liquidat'a çevirelim. Tamamdır. İkincisi de hazır oluyor. Yavaş işlemesinin sebebi enerjisi yok şu an. Benim biraz daha glass'a ihtiyacım olacak. Tamamdır. Bu tesseractımız da hazır. Ve Liquid Tesseract. Nüme'deki sorba. Glass hariç her şey elimizde var zaten. Glass da burada pişiyor. Tamam. Şimdi size ne lazım? Tin, silver. Evet, tin ve silver lazım. Pardon. Tin, silver, bir de copper lazımmış pardon. Tesseract. Ve artık bunun steklenmediği gibi bir gerçek söz konusu. Tamamdır. Overworld'ümüze dönebiliriz şimdi. Dua edelim de Overworld'de bana kızgın bir yaratık olmasın. Ve oyun çökmemiş olsun. Evet. Burada bir zombi figürümüz var ama sıkıntı değil. Evet, şimdi sularımızı yerleştirmeye başlayalım. Aslında 200 accumulator'larımızı. 1, 2, 3, 4. Tamamdır, bu yeterli bence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tesseract'ımızı şuraya koyalım. Ve tabii ki de wrench'e ihtiyacım olacak. Wrench'imi ben muhtemelen buraya bir yere koydum ya da düşürdüm. Bu da bir ihtimal. Ha, tamam. Buradaymış. Bu arada Overworld'de son bir işimiz daha olacak. Onu muhtemelen bu bölüm yapabilirim. O işimiz bittikten sonra Overworld'e bir daha gelmemeyi planlıyorum. Evet, neden bilmiyorum ama bir sebepten ötürü patlıyordu elimde. Tekrar koyup gidince düzeldi. Sebep ne? En ufak bir fikrim bile yok. Ve bakalım bir zombi bulabilecek miyiz hemen?
Çünkü şu kelle olayını denemek istiyorum. Ha, Creeper var. Gel buraya Creeper. Gel Creeper. Ha, düşmedi. Enderman. Ama Ender Pearl düşürmedi bu. Abi düşürmüş lan. Evet. Neyse, kafa olayından istediğimiz verimliliği alamadık. Ama muhtemelen şansı arttırıyordur. Ha, zombi. Gel zombi de deneyelim. Evet, bir adet kafamız var. Kafamız var dedim yalnız. Tamamdır, 200 accumulator'larımız hazır. Ha, kardeşinizin intikamını almak istiyorsunuz. Tamamdır, işimiz bittiğine göre dönebiliriz. Oyun çökmez umarım. Ha tamam, çökmedi. Yani neticede aceleyle hazırlanmış bir mod pack'e sahibim. Dolayısıyla da ara ara böyle çökmeler doğal. Şimdi sen git. Tamamdır. Evet, şimdi bana rubber lazım. Kaç rubber gerekir? Öncelikle neler yapacağız? İlk olarak MFE. Ben de biliyorsunuz direkt MFE ile başlayan bir insanım. Öncelikle Ruby'miz var mı? Yok. Aa, bir saniye. Şu diamond ore'larımızı şimdilik bununla kırabilirim. Tamamdır, 7 tane diamond. Aslında pek karlı olmamış şu an. Neticede fortune bir şans arttırıcı ve anlaşılan ben şu an biraz fazla şanssızım. Neyse. Hadi bakalım. Tamamdır. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu dışında sticky resin olacak buralarda bir yerde. Yok. Tamam, rubber bar. Ve bana gold cable lazım. Ha, gold'umuz var zaten. Barlarımızı alalım. Ve 8 tane iron'ımızı refine iron'a çevirelim. Evet, bunu yaptıktan sonra başka ne yapacağız? Tabii machine block da kullanabilirdik. Yaptıktan sonra ne yapacağız? Evet. Kompresör, ay yok, extractor yapacağız. 6, 7 ve 8 de geliyor. Ben 7 tane mi koydum yoksa? Evet, 7 tane koymuşum. Ama 8. Tamamdır ve sen gel. Tabii ki de bunları görmüyor. Yok.
Siz şöylesiniz. Tamamdır. MFI'miz hazır. MFI'mizi şöyle koyalım. Bir tane low voltage transformer. İki tane copper cable. İki tane daha rubber pişireceğiz. Ve wood. Ama şu woodlar bunda işe yarıyor. Evet. Ve tamamdır. Copper. Cable. Wood. Low voltage transformer. Tamamdır. Ve kendime bir de steel wrench yapayım. Tamamdır. Great Tech'in eklediği bir wrench bu. Ve kendime bir extractor yapmaya başlayayım. Ha bak bu iyiymiş. Şimdi kendimize 9 tane pişirelim. Başka bir rubber'ımız mevcut mu? Ha, sizleri de koyalım. Ha, sen buraya değil. Sen buraya. Siz ikiniz buraya. Sıkıntı şurada rubber'ımız yok. Evet, öyle bir sıkıntımız var. Ne yapacağız? Aslında yapacağımız iş basit. Hatta hemen ona girişeceğim bile. Printer'ımız. Aa, sen şu an Great Tech recipe'si kullanıyorsun, değil mi? Ama ben senin Great Tech recipe'sini de istemiyorum. Hemen geliyorum. Evet. My Factory Reloaded'da ben Planter iç, daha doğrusu şey Thermal Expansion recipe'lerini kullanmak istiyorum. Evet, 4 tane daha senden pişirmemiz lazım. İki, 3 tane pişirdim ben gene tabii ki de. Ve şunu kapatmam lazım. Ve bunları tekrar pişiriyoruz. Evet. Planter için öncelikle bir machine frame'e ihtiyacım var. Tüm malzemelerim yanında olsun. Ayrımım yok. Evet, redstone coil. Piston için wood lazım. Ve wood'umuz yanımızda değil. Ama artık yanımızda. Tabii kabastonumuz da yok. Onun da çözümü var. Pistonlar. Buna 3 tane clay var. Ha, bu arada şu raw plastiğimizi de alıp şöyle yapıyoruz ve plastik sheet'imizi elde ediyoruz. Bu iş.
Sen clay'lerim nerede benim? Ha burada tamam. Tamamdır. Sen de hazırsın. Bu da demek oluyor ki her şeyimiz hazır. Plantering'in yanına bir şey daha ihtiyacımız olacak. O da Harvester. Bunun için Shears. Öncelikle seni yapalım. Tabii bu dağınık yerleştirme olayından nefret ediyorum bunun. Ardından seni yapalım. Sonra sizi yapalım. Sonra sizi koyalım. Sizi alalım. Evet, bunu alıp bunu koyuyoruz. Ne güzel değil mi? Ne eksik? Machine frame tamam. Redstone reception coil tamam. Plastik sheetler tamam. Iron axe tamam. Goldlar tamam da niye yapmıyorsun o zaman? Machine frame. Ha işte yaptın işte. Neden ilk etapta bizi uğraştırdın? Ve... Oh, obsidian'ımız yok. Ama çözümümüz var. Bunlar pişirilince... Ah, charcoal oluyordu. Sen ne yapınca... dönüşüyordun? Bu bir şey yapınca... Yok, dönüşmüyormuş. O zaman ne yapacağız? Bir saniye, sizleri geri Wood'a çevirebiliyor muyduk yoksa o kaldırıldı mı? Ha, çevirebiliyoruz, tamam. O zaman acımadan şunu yapıp yanlış eğer. Ardından gene acımadan... Aa, nerede benim medium stone'um? Şunu yapıyoruz. Hali hazırda biraz daha obsidian'ım var. İki tane daha obsidian... Aa, pardon. Dört tane daha obsidian'ım oldu. 5 tane daha. Tamamdır. Bu yeterli bir sayı. Polarizer'ımıza koyalım. Bunu yapmak zorundaydın. Bu saatlikle huyu bazen tuhaf oluyor. 2, 3, 4. Tamamdır. Induction smelter'ımıza koyalım. Teserak yapacağız gene. Belli gayet. Tin. Tinimiz var tamam. Gene... Sen seni geri çevirebiliyor muyuz? Tamam, geri çevirebiliyormuşuz hala. Tamamdır. Siz şöyle dönüşün. Evet, Tesseract. Bu sefer enerji Tesseract kullanacağız.
Motorlar azıcık çalışsın. Enerji tesseraktımızın yanı sıra başka neye ihtiyacımız var? Ender Chest. Evet. Oh, iki obsidiyen daha mı? Şaka mı yapıyorsun? Abi bir saniye. Lanet. Neyse, Overworld'de biraz kazı yaparız. Şimdi dur. Enerji tesseract için ne lazım? Led, Electrum. Elektromumuz var. Silver'ımız var. Tamam, LED'imiz de var. Gerçi her halükarda biraz daha obsidiyana ihtiyacım olacak. O yüzden bekle beni Overworld, lanet. Hazır gitmişken biraz da Squid alayım. Bulabilirsem tabii. Selam zombi pigmen. Hemen ben biraz Squid avlayıp geliyorum. Tamamdır. Evet, biraz ağaç topladık. Şimdi son ihtiyaçlarımızı da yapıp buraya kuracağımız sistemi döşeyelim. Tamam. İçeride kötü bir şey yok. Sen git, sen git. Sana ihtiyacımız yok, sana yok. Evet. Tamamdır. Bunun dışında biraz da sen lazımsın. Tamam. Evet, 4 tanesini Pulverizer'da Pulverize edelim. Bunun dışında Ender Chest'imize bakalım. Chest doğal olarak. Ender Pearl, Blaze Rod. Zaten bir tane Ender Pearl'ümüz vardı. Iron'ımız da var zaten. Ama Blaze Rod'umuz yok. Aa, nereden bulabileceğimizi biliyoruz Blaze Rod'u. Tabi bundan önce şöyle bir şey yapacağız. Madenleri... Mentor Twix'in bazen kafası karışıyor bazı modlardan dolayı. Hani bu bugları hallolsa... Sen gel, siz gelin. Tamamdır. Oo, magma cream. Pardon, magma slime. Magma küpmüş oyundaki adı. Lal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 
Tabii ki de hayır. Şimdi geldik Blaze'lere.
Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Olayın oldu bu biraz. Gelin bakalım Blaze'ler. Gable anam ordu da geldi. Ben neden ok almadım yanıma? Ah hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Ok alayım. Tabii ok alabileceğim yol Blaze'ler tarafından kapatılmış durumda olmazsa. Evet. Dark Football. Dıdın dıdın. Şimdi Arrow'larımız var mı? Yok mu? Arrow yapmanın yolları... Lanet. 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 Flint'imiz var. Buyumuz var. Ama lent olsun ki bir tane mi bileyim bow'umuz yok. Nasıl bow demişim. Arrow'umuz. Neyse. Hadi Blaze Zone'a elle devam. Aa, dur öncelikle unutmadan siz değil. Bence bu çok daha mantıklı bir tercih olur. Hadi bakalım. Yeah, Blaze. Yeah, Blaze. Pyrite oil. Ha tamam. Bu Great Ekin eklediği oil'lardan bir tanesiydi. Hadi spawn olun. Lan şunu da bir kazalım. E hadi sizi bekliyorum. Ha. Geldi. Gel. Oh. Tabii açlığım olması güzel bir şey değil. Gel buraya. Kaç. Ya da boşver item taşımayı da tesseractlarla halledeceğim. Henüz Blaze'lerle savaşacak durumda değilim. Ve burada bile dalıyorlar. Evet. Ve Blaze'lerle savaşmaktan vazgeçen köfte... gidip... kendine bir çift daha tesseract yapmaya koyuldu. Ve diamondlarımızı bitirdik. Bir saniye, benim diamond'a gene ihtiyacım olacak. O zaman ne yapıyoruz?
Pulverizer. Tamamdır. Şu anki Harden Glass oranım. Reddeli al komple, saymayı bırak. Neyse. Süremiz de dolmuş zaten. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.